Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Mehmet Hoca ile part 1'i çektik. Bülent abinin Arap boş indi, yapacak bir şey yok ona. Şimdi evet, part 2'yi çekecektik. Videonun ortasında az önce Gökhan abi aramıştı. Gökhan abiye bir dönüş sağladık. Ney durum diye. Gökhan abi, acı olayı anlatır mısın? Bir duygulandım, tutamayacağım kendimi. Neyin duygulandın oğlum? Gözlerim bir yaşardı. Bülent aradı az evvel de. Gümüşünü atmaca almış herhalde. Benim fantomların kardeşi. Evet. Var mıydı sizin oraya falan, uğradın mı, gördünüz mü? Vallahi biz burada bir şey görmedik abi. Yani ben seni aradım ya, gelin benim buraya diye, sen çalışıyorum dedin. Ha. O zamandan bu yana ben dördüncü kuşu uçurdum. Evet, yani şurada bir tane Bülent abinin bozu geçiyor ama şimdi mi? Fantom. Neyse, hadi bir gidelim. Tamam, bir gidelim, bir öğrenelim. Bir gidelim bakalım. Bir geçmiş olsun, ziyareti yapalım. Allah Allah, o derece psikolojisi bozulmuş. Arkadaşlar, Bülent abinin yanına gideceğiz. Mehmet gel gel. Evet arkadaşlar, kamerayı Mehmet hocamıza veriyoruz. Arkadaşlar, şimdi bildiğiniz üzere Bülent abi bir gümüş uçuruyordu. Haziran'ın 27'siydi değil mi? Evet. Haziran'ın 27'sinde işte bizim kendi aramızda düzenlediğimiz yarışmamız vardı. Evet. İşte o gümüş ne olmuş? Ne olmuş? Mehmet gümüş atmacak atmışmış. Son duyduğumuz haberlere göre. Evet. Gümüşü Gökhan abi aradı, atmaca kapmış. Giden Bülent abinize bir teselli verin dedi. Aynen. Bir gidelim, bir olayın iç yüzünü bir şey yapalım. Olay yeri incelemeyiz ya, benle mutlu. Bir geçmiş olsun ziyaretine gideceğiz. Aynen. Az önce de Bülent abinin araba uçurduk arkadaşlar. Hı. Yavru kaldıracaktık ama acı haberi duyunca maalesef. Yavruyu kaldırmadık. Ziyarete gitmemiz lazım. O değil de ezana daha az kaldı aslında, bir helva yeriz. Yer miyiz? Aha. Şimdi diyecek, ne çabuk öğrendiniz ya. Biz her şeyi anında öğreniriz. Evet. Nerede ki acaba? Burada yok. İşin aslını öğrenecek iki ana. Bunu çağıralım. Kümesi kapatmış gitmiş ya. Böyle bir şey yoktur ya. Allah Allah. Bir çağırayım bakalım. Bülent abi. Bülent abi. Gel, bekliyoruz çatıda. Şşş diyor, şşş diyor. Ses çıkartmayın diyor. Evet arkadaşlar, kümesi kapatmış, her yer kapatmış. Buralarda çok kötü olmuş ya. Kuşlara sayı öğretiyor bak. Hı? Kuşlara sayıları öğretiyor. Bu bir müzik ya. Burada fantomlara sayı saymaya öğretiyor. Evet. Her şeyi yaptılar, bir onu yapması kaldı. Tamam, eğitimli. Aynen öyle. Buraya kapı yapacaktı Bülent abi ya. He, geçen öyle bir şeyler diyordu. Verdim Sinop'un çerçeveyi. Hı. İçini Gökhan abiye, dışını Bülent abiye. Gökhan abi camı yaptı. Hı. Ama Bülent abi yapamadı. Yapacak inşallah. Hı. Burayı da bir kapatsalardı da. Evet. Artık adam akıllı bir şey yapsaydı. Burayı neden kapatmıyorlar acaba? Ya işte bir ay daha geçsin, yazlıkçılar bir gelsin, bir şikayet etsin. Ondan sonra kapatırlar. Bence her yer ot olmuş. Hı? Şey yaparlar. Görüntü kötü görünmüyor çünkü oralar artık ot olmuş. Lan yakarız onları ya. Sırf görüntü kötü olsun da burayı kapatsınlar diye yakarız onları. Arkadaşlar bakın, kışın buraya su geliyor diye belediye kanallardan şeyleri getir. Aha, yerden kuşu bir kuşsuz. Ha, şu Arapçı dayı var ya. Ne? Karga. Arkadaki de karga. O iki tane uçan değil, benimkine mi baktın? Burayı kazdı, kanal döşeceğiz diye arkadaşlar. Çok güzel döşedi. Hı hı. Böyle süper hızlı çalışıyor vallahi belediyemiz. Çok ay. Çok canım ya. Bir sene oldu herhalde.
Aynen. Getirirler iki sene ya. Evet. Onlar ne? Ne onlar ya? Buradan görünmüyor ama. Bülent abim geliyor. Hani? Baş sağlığını dileyelim. Bülent abi geliyor, şöyle zoomlaştıralım. Evet, Bülent Sins geliyor. Yaklaşıyor. Çok duygusal bir an. Ağlayacağız. Bence Gökhan abi bize şaka yap. Ne dersin? Evet. Bilemiyorum abi. Bülent abi ne yapıyorsun? Ya. Abi geldik, bir video çekelim senin gümüşü bir uçuralım diye. Hangisini? Gümüş şu şeye 27 Haziran'a hazırladığın gümüşler var. Gökhan'la konuşma, konuşma, yavşak seni ya. Gökhan mı söyledi? Şaka abi, yapmıştır ya. Sen bana niye yavşak diyorsun abi? Gökhan'dan öğrendin. Tam da niye yavşak diyorsun? Ne o, bizi tiye alıyorsun oğlum? Hayrola abi. Doğru mu söyledi yoksa abi, atıyor mu? Yok, ciddi misin? Doğru. Nasıl aldı abi? Videoya çekiyor muydun? Senin o taraftan aldı. Abi benim orada yarım saat, 2 saat, 4 tane kuş uçtu. Her biri 15 dakika uçsa yarım saat, 1 saat oluyor. 1 saatten fazla oluyor benim. Ben senin buradan geçtim ya. Sen şurada çocuğun biriyle motor vardı. Abi, kovaladı. Hı-hı. Dağıldı senin oraya benim gümüş. O Hı-hı. da peşine daldı. Hı-hı. Sonra kuş bir şöyle bir şey yaptı. Hı-hı. Vurdu aldı. Allah Allah. Ben dedim senin kuş herhalde. Lan ben de Gökhan abi bize dalga geçiyor sandım. Bize mi haber verdi ama? He. Yok ne ya de? Ben arada bir şeyde Mehmet'in oraya gidiyorum dedim, gel bir uçurmaya. O da döndü, işteymiş. Bülent abinin dedi kuş atmaca almış, bir bakın dedi. Ben dedim herhalde şaka yok. Yok lan abi. Bakacak mısın? Çekecek misiniz yolayı? Yani. Yok ya abi, şu an dışarıda sandık biz seni ya. Yok. Şimdi aldım içeriye ben ya. Ne olacak ya, şimdi? Yapacak bir şey yok. 27 Haziran'a ne uçuracaksın? O diğerini uçururum. Demezsin değil mi? Demezsin değil mi ya, iyisi gitti diye? Yok. Ondan daha önce açıldı ya. Seninkiler ne oldu? Uçuruyor musun? Uçuruyoruz abi. Nasıl durumu? Dertler içeri çevirmiyorlar işte ya. İlk havada yavaş yavaş patlıyorlar. Geç açarım ama iyi açar. Çatı? Çatı? Ne? Çatı yapmıyor lan. Bir tanesi atıyor. Ne olacak, benimkiler de atıyor, ağaca da atıyor. Ya sıktı hayvan. Düzelir ya. Oyuna girdim, oyuna girdim. Şu zihniye zaten bir garip abi, ya. Çekin. Oğlum sırttaki hayvan her yere atar. Abi sıkta mıkta değil. Bak şöyle çekin abi. Ne yapıyorsa, kuşunuz kötü de oynuyorsa çekin. Lan benim zaten videolarımda ağaca attığı var ki. Ben biliyorum. Bu neye benzer biliyor musun? Sarhoş adamın, anladın mı? Evine gidememesine benzer. Evet. Anladın mı? Sarhoş abi, adam ne var? İki adım atar düşer. Ben onu demiyorum. Kalkar bir daha yürümeye başlar. Bak ben onu demiyorum. Bak benim şu anda iki tane kuş kalkmış. Açıkta senin buraya geleceğiz diye iki tanesi kalkmış. Onlar olsaydı benimkini almazdı gibi. Onlar alırdı ileride. Yani. Nerede o? Arap ne yapıyor yavru? Arap yavruyu çektik, videoda izlersin. Ha. Hı-hı. Sen mi çektin? Nasıl durumu? Havada patlıyor abi de. O maviyle diğer arabın yavrusunun yavrusu. Diğer arabın yavrusunun yavrusu ne ya? Oynayan arabın yavrusunun yavrusu işte. Bilmiyorum abi işte. Tüye girmezse veya tüye girip erken çıkarsa erken hazırlarız. Havada patlıyor da. Yani daha büyük kayı var. Yani. Var. Atıyor oğlum, benim kuşlar yavrular atıyor yani. Ağaca da konuyor. Abi işte bak benim şey yaptığım nokta bu. Kim mesela geçen biz atmacaya kuş yedirdik ya. O günü çatıda bir kuş kalmış diye geceden. Evet. O normalde o kuş çatıya atmıyordu ama gece olduğu için ne oraya düşmüştü. Gece karanlığa kaldı. Oğlum fark etmez, atar hayvan. İnmedi. Yani. Hayvan attı. Niye çatıya attı? Yavru normalde atacak bir her kuş zaman değil. Atar. Sırtta olan hayvan her zaman atar. Bak normalde atacak bir kuş değil. Attı oraya, sabahleyin de mutlu geldi. Video çekecektik, kuşu kaldıracaktık. Hı. Dedim ki ne şu çatıdakini kaldırak dedim. Hı. Onu indirek ondan sonra dedim şey yapak dedim. Video çekek dedim. Hı. O ara bir tane kuş kaldırdık yavru. Hı. Şey var ya, ne onun ismi? Kartal yavrusunu kaldırdık. Çatıdaki de kalktı mı? Hı. Yerden de pırıltı için koyduğumuz kuş da kalktı. Oldu sana 3-4 tane kuş oldu. Birden bir baktım pat etti, atmaca aldı götürdü. Hatta senin buraya da geldik ya o gün. Erken saat miydi o gün? Tabii çok vallahi erkendi. Erkendi. Yedi miydi saat neydi? Tam böyle yavrusu varsa ava çıkmış. Aynen. Erken salan verir i̇şte, kuşu yani. O demek istediğim şu. Alta yazmış kuşlarınız çatıya atıyor falan filan diye. Ya Bülent atsın kardeşim. Dur Bülent abinin kuşları hiç çatıya attığını görmedik falan benim filan diyor. Benim kuşlarım çatıya da atar. Ağaca da atar. Sıkta olan hayvanım atar. Yavrum da atar. Sıkta olan olmayan hepsi atabilir. Atar.
Atabilir. Atmaz diye bir şey yok kardeşim. Bu nereden yani, çıkıyor bu saçmalık ya? İşte benim anlamadım demek istediğim şu. Onların oynattığı kuşlar hiç mi? Bak senin Arap o ha uçan benim orada uçan senin Arap. Hiçbir dama konmuyor yani. Anladın mı? Yani. Ya şimdi bu işleri ya. Şöyle. Mesela çoğu kuşçu şey yapıyor. Videoyu attığı zaman kuşunu kaldırıyor. Kötü yaparsa atmıyor o videoyu. Veya bir yere atarsa atmıyor o videoyu. Boş inerse atmıyor o videoyu. Biz onu yapmıyoruz. Ben ne varsa atıyorum hepsini. Biz onu yapmıyoruz. Biz kötü de olursa, iyi de olursa, nasıl oynarsa oynasın atıyoruz. Doğru mu Mutlu? Objektifiz. Aynen oğlum, ben işte geçen şekeriyi uçuruyorum. Aynen öyle. Gitti Gökhan abinin çatıya attı benim Kırıkkale şekerisi. Yani. Ya videoda çektim. Hatta ah Gökhan abi ah diye başlık attım. Niye? Koyuyor çatıya mesela i̇şte. Kuşlara. Kuş kızmış. Çatıya attı ya. Gönüsü de kur çekiyor. Benim geçen komşum abi. Yavladığımı uçuruyorum. Yavru gitti onun çatısına attı. Adam kovaladı geldi. Yani. O hayvan oyuna girdi mi zaten gidip oraya atmaz. Bu yani. Tarz şeylere fazla takılmayın arkadaşlar. Roman eğer tam hazır bir kuş. Örnek veriyorum. Kuş tam hazır. Millete izleteceksiniz. Dostlarınızı çağırdın. Kuş tam hazır. Hazır kuş gidip şu çatıya atıyorsa onda problem vardı. O zaman problem ama var. Ama antrenman halindeki kuş zaten fazla zorlarsanız atar. Anladın mı? Önemli olan o çatıyı sürekli atmamasını sağlamak. Şimdi bana diyorlar ki ben yavruları uçuruyorum. Abi diyorlar yavruları hemen niye indiriyorsun? Hı hı. Anladın mı? Ya bunlar yavru. Bunlar sağa sola atmadan, dama, çatıya, evet, ağaca atmadan buraya alıştıracaksın hayvanı. Tabii canım. Hayvan yorulduğu zaman çatıya değil, diyecek ki ben yoruldum. Buraya atacak. Yerime. O bir türlü gider çatıya atar, yani, oraya atar, buraya atar. Yani. O yüzden ben kuş çıkartıyorum. 10 dakika uçuruyor. 10 dakika sonra yere indiriyorum. Öyle, hayvan öyle yorulup çatıya atmasın, ağaca atmasın diye. O hayvan zamanla öğrenir işi. Ya daha da gelip çatıya dama atmaz. Bir ay 10 dakika boyunca nefes açılıyor zaten. Anladın mı? Aynen. Ben şimdi yavrularımı uçururum. 3 tane yavru videoya çektim. Koyacağım. Nokta oluyorlar. 3 tane yavru daha cik cik ediyorlar. Hı-hı. Anladın mı? Ben de öyle. Ha? Gökhan abinin oradan getirdiğim duman. Ha, ben atıyorum indiriyorum. Tutmuyorum kuşu ki. Kaldırdık. İlk birinci gün bel kazdı. İkinci gün takla çevirdi. Üçüncü gün bulutta geziyor. Evet. Gümüşlerim benim. Ağaca atıyorlar şu an. Atar abi. Ağaca atıyor. Yapacak şeydeki şey kuş atar. Kötülüğünden mi atıyor? Yok. Hayvan sıkta kardeşim. Sarhoş gibi geziyor. Yani. Şuradaki dama atıyor. Anladın mı? Bazen şu ağaca atıyor. Atıyor evet, yani. Bazen de hiç atmıyor. Aynen. Yani. Ha? Ne zaman ne yaşar? Her günde uçuyor. Ama söküldükten sonra atmaz. Bak o çakmaklı mesela. Hatırlıyorsun direğe attı. Benim orada. 3-4 defa direğe attı. Evet. 2-3 gün uçurmadım. Sonra o teke aldım. Teke aldıktan sonra şimdi artık aynı atmıyor. Aynı kuyruk çakmaklı. Atmıyor artık. Ne yapıyor şimdi? Son halini görmedim. Kuş 10 numara kuş. Ne yapıyor biliyor musun? Görmedim. Bak şuradan dalıyor. Yolun oraya geliyor. Öğrenmiş piçişi. Geliyor buraya. Buraya inemiyor ya. Geliyor buraya oynuyor. Kendini dallara vuruyor. Aşağı iniyor. Atamıyor. Buraya inemiyor. Geliyor. Sen o gün gördüm işte. Şurada var ya şu arazi. Oraya atıyor. Ne yapacağız şimdi? Abi bura çok bura var ya cenabet bir arsa. Şurayı düzelirse eğer, bak şurayı düzelirse bak, hedefi şuraya alacağız, ortaya alacağız. Evet. Hayvanlar oraya inecek. Şimdi ağaç arsada cenabetlik var. Bak hatırlıyorsun benim kümes şu köşedeydi. Evet. Şurada. Orada olduğu zaman lan nerede uçuruyduysam uçurayım. O kuşların hepsi o düzgün hedef, oynuyordu. Hayır, hedef de vardı. Yakın. Hedef bak, de vardı. Hedef ağaca yakın. Mesela abi hayvan, bak senin zaman, hedef bak dur şöyle çıkıyor. Göstereyim arkadaşlar siz de izleyin. Bak Bülent abinin kümesi, zaten hepiniz biliyorsunuz da Bülent abinin kümesi burada. Ağaçta dibinde. Şurada diplerinde var. Ama bak benim kümes şuradaki yani demek istediğim şuradaki iki ağacın ortasındaydı. Hedef de şuradaki taşın az gerisindeydi. Yani oradan şeye atması mümkün değildi. Gidip atıyordu. Hedefe gelip konuyordu ama tabii sürekli değil. Olması lazım ki hayvan gelip buraya oynuyor. Aynen. Ağaç boyu gidiyor. Ağaca geldi, pat diye düşüyor. Atıyor. Anladım. Ya ağaçları keseceğim komple böyle ki yaparım. Yok yani. Abi olmaz. Ne olmuyor? Ona ben karşı gelirim. Ya ağaçları keserim. Doğaya zarar vermeyeceksin. Ya, biraz ya. Abi burada adamları biraz öldürüyorduk ya birbirimizle. Hatırlamıyor musun? Sen oğlum, var mıydın? Ben sana bir söyleyeyim. Mevzu ağaç değil. Şu ağaç, çek şu ağacı. Hı-hı. Bu ağaç dünyanın en zararlı ağacı bak. Şu niye? Cins. Niye anladın mı? Yer doğada ne kadar su varsa bu ağaç hepsini çeker. Çekiyor. Bunu kes kökünden 2 ay sonra yine aynı olur. Vallahi onu bilmiyorum da yani ben ağaçları kesmeye karşıyım. Bir ziraatçı yeğenimiz var. Normalde Türkiye'nin her yerinde bu ağaçları keserler. Bilmiyorum artık. Bu ağaçları keserler sadece. Ben bilmem hangi ağaç falan filan da ben şeyi... Yer altındaki ne kadar su kaynakları varsa hepsini çekip kurutuyor. Bu ağaçları bataklıklara ekerler ki kurutsun diye anladın mı? Çok yaralı bir ağaç değil yani. O yüzden hedefin şurada olması lazım da bu ibneler kapatmadılar daha burayı yani.
En son Gökhan dediği gibi. Buradan da sesleniyoruz. Yani. Serik. Serik ha. Şeyle. İbnelik yapmayın, yerin kapatın. Kuşları uçuramıyoruz. Aynen öyle. Hayır kardeşim, burada kuş çekiyorum yani. Kemal de yanımda geliyor. Kemal o tarafa yürüyor. Kuşu çekemiyorum. Yani. Kemal'i benimle böyle duramıyorum. Anladın mı? Ben tam verimli video çekemiyorum yani. Tabii canım. Yani. O yüzden arkadaşlar buradan belediyeye sesleniyorum. Oğlum bir gün düzgün çalışın lan. Bir gün düzgün çalışın. Şuradır arkadaşlar. Şunları koydular, ot kapladı ya. Ya. Ot kapladı, ot. Yolun üstüne de termit döşedim. Neyse az kaldı zaten. Ha, yaz geliyor ya. Termit koptu mu? Şu şeyi yoğun çaldın mı termitleri? Ha? Çaldın mı termitleri? Oğlum niye çalıyorsun? Nereden getirdin o zaman? Çaldım. Oğlum parayla alıyoruz da koyuyoruz. Parayla. Abi parayla ne termit ne alınır? Niye, ne oldu? Söylesene bana. Niye? Ben çalardım. Çalardık. Yani. Çalardık derken yani yaptığımız inşaatlarda var. Ya ne gerek var? Koyduğumuz iki tane termit ya. Bir şey değil ki. Şunları yuva ikiye böleceğim. Buna ne diye para veriyorsun? Şey, alttan bölüm böleyim yoksa bölüm böleyim daha karar veremedim. Enlemesine mi böleyim? Alttan böl. Bak şöyle böl. Ama şöyle sıcak, böl. Üst taraf sıcak olur o zaman. Üstte yavruları atarsın, altta anne babalar gezer. Daha mantıklı. Bir de bölüm böleyim dedim, hadi bölüm böleyim. Sen bunları geri ver ya, şey getirelim. Abi niye geri vereyim? Aldım abi adam... Niye boş boşuna para verdin? Niye, o adam da para kazanıyor? Kim o, nereden aldın? Lan buradan. Buradan. Evet. Ha, köşesinde kızım yalnız. Ha, mutlu gördü gittik, o kadar aldık geldik. Ekonomiye can, ekonomiye can. Abi inşaat elimizde varken niye gidip alıyorsun? Seni mi arayayım Mehmet? Bana iki tane eternik mi getir? Eternik mi verim alayım? Eternik mi getir? Aynen. Ne gerek var yani? Aynen. Evet sevgili dostlarım, Yakan bugünlük videomuzda bu kadar. Yakan abi ne yapsın? Kümese bugün kum serdik zemine. 6-7 torba. Çok güzel oldu. Aynen. Miami plajı gibi oldu kümesin içi. İşte bu. Takılıyor, işteymiş. Senin yanına gideceğim ben de. Niye, sen raporluyor musun? Raporluyum. Kanal takip etmiyor tabii ki. Neyi? Abi çalışmaya gitmiyor, yanına gidiyor. Adam ne diyecek mi? Mutlu, sağlamsın, niye gelmiyorsun? Hangisi? Mısırcı. Mısır'a gidiyorum abicim ya. Allah Allah. Şey, Angarya'ya gidiyorsun, niye gitmiyorsun? Angarya'ya gidiyorum diyerek. Saat kaç? 7'ye mi geliyor? Oldu mu lan o kadar? Belki 7'yi geçmiştir. Yok oğlum, ne 7'si ya? Mehmet var ya. Sağ duymaz uydurulmuş ya. 19.26 ya. 19.26. Lan. Kaç oluyor? Hava karardı ya. 19.26 ne demek? 7.26'a geçiyor demek. Bravo Mehmet hocam, buradan tebrik ediyoruz. Saat analizi için. Yani belki de vurmamıştır. Bilmiyorum. Belki de almamıştır. Allah'tan yakalarsan verme bak. Ya Mehmet yakala da verme. Yakalarsan verme. Abi yuvayı götürdün mü oraya sen? Abi götürecek araç yok ya. Doğal mı şu? Şey var burada. Mutlu'nun arabası var. Dedim ben atalım şu aynayı. Oğlum. Şu Bülent abinin 4 kişi arabası alır gider ya. Ne? Onu. Çok mu ağır sanki? Bir ton var. Yok şu lan, polyester oradan. Bir ton yoksa da 500. Benim vardır. Demir yuva bir ton değil. 500 vardır. Abi polyester o. Ne olursa olsun. İçer kıpık. Ona vinci getirmen lazım, o da 150. Mehmet ona ne yapalım biliyor musun? Evet, bir kampanya düzenleyelim Mehmet. 150 mi? Mehmet'e bir kampanya düzenliyoruz arkadaşlar. Bir vinç alacağız arkadaşlar. Vinç alacağız. 1 milyon para lazım. Oğlum Bülent abinin lastikler var ya. Onu aslında, onları tam ortadan taksak, sağdan soldan kirkoyla kaldırıp lastikle çeker götürürüz onu. Transpalet çekmez mi lan şey acaba? Yapmak lazım. Demir. Transpalet. Transpalete tam yükleyemezsin onu. Sizin kepçe ne oldu mu abinin kepçesi? Sattılar ya onu. Onu alan oldu mu lan? Kaç liraya sattılar? 17'ye satmışlar. 15 lira diyordu, nasıl 17'ye satmışlar? Demek ki yağlı müşteri bu. 15 lira. Bu Mehmet'in kanalında mıydı? Senin kanalın mı? Senin kanalın yok. Mehmet diyor bir kanal açtı, niye kanal açmıyorlardı? Mehmet dedim açmışlar kanalı. Süveyş kanalı gibi kanal açmışlar. Benim kanalı, abone olun. Evet. Evet sevgili dostlarım. Selik Belediyesi'ne şuraya bir yazın ya. Size zahmet. Biz yazmaktan utanmadık. Siz de yazın ya. Utanmadık diye. Şikayet şeyine. Şikayet edin bol bol. Bülent abinin kümesine konum Bülent at millete. Bülent abi kuş uçuramıyor. Kuşları ağaca konuyor. O yüzden hedef yapamıyoruz. Geniş arazi lazım bize. Sen ne zaman yayınlayacaksın bu videoyu? Bugün. Otelde değilsin. Nasıl yayınlayacaksın? Hı? Otelde de değilsin.
Lan dün Ruslarla bayramıydı ya. Ha, Paskalya mı? Yok lan, ne Paskalyası ya? Neyi? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla savaşmışlar bunlar. Ulan iki tarafında kafası bir dünya. Allah. Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Biz gariban kalmışız ortada. Ulan ne yapacağımız şaşırdık, ortalık bir karıştı. Ortadan iki yana da saldırsın. Ortalık bir karıştı, ooo. Elebaşlar da her gün kulübe gelen adamlar. Tabii canım. Adam gelmiş 20 gün tatile. Lan yapmayın, etmeyin, yapmayın, etmeyin. Ona dur, buna dur. Biri bayrak açar, biri kep takar. Ruslar kep takıyor, Almanlar bayrak açıyor. Dedim içeri kuvvet çağır. Çelik kuvvet çağır dedim, bu iş böyle olmuyor. Beni çağırsaydınız. Ondan sonra çelik kuvvet geldi. Sırığı boyaya alın geldi. Sonra çelik kuvvet gelince ayrıldılar. Sen varken çelik kuvvete ne ihtiyaç var abi? Manyak çelik kuvvet gibisin zaten. Adamı var ya, top gibi oynarlar yemin ediyorum. Araya seni alırlar, seni döverler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bülent abi olaylardan. Kuş yarın eğer çıkmazsa ortaya demek ki helva, ama vurdu, ben gördüm vurduğunu. Yani kuş yarın çıkmazsa ortaya helva yiyoruz. Helva yiyoruz. Biz evet. Peşin peşin yesek ya Bülent. Seninki niye yemedik biz helvanı? Helvanı niye yemedik? Abi ben iki tane gitti ondan dolayı. Evet sevgili dostlarım, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Phantom ayağında gitmemiş galiba şeyin, atmacanın. Vurmuş sadece. İnşallah döner diyoruz. Dönmezse benimdir. Dönerse senindir, dönmezse hiç senin olmamıştır abi. Ölenler ölsün. Allah'tan yavruları var yani. Allah tazilatını affetsin. Yavrularını almıştık. Evet. Fazla, abi şimdi gelirse üzülmedim gelirse ya. Ekmek olur. Gelirse Eylül'e kadar, gelmezse Eylül'e kadar. Yavruları var, o yüzden pek kafaya takmıyor. Evet arkadaşlar. Ya doğanın kanı bu, alıyor kardeşim. Burada Hata Mehmet'te, Gökhan'da, evet. Mutlu abi'de, evet. Mahmut abi'de. Evet. Uçurum, kuşlarınız uçurum, siz uçuruyorsunuz, uçurmuyorsunuz. Geliyor benim kendim. Önce biz seni bekliyoruz, sen sallıyorsun. Atmadan senin uçun. Bugün 6 saat bizim gibi aralıksız kuş uçtu abi, sabahın 7'sinden. Demek ki acıkacağı benim kuşlarım uçtu, saat ne denk geldi? Aynen. Neyse, onun da yavruları var. Ya şimdi, kader be gülüm. Şimdi atmaca en iyi kuşu alır ya. Gelip senin iyi kuşunu alır. Bizim uyuz kuşlarımızı ne yapacak değil mi Muti? Evet. Tamam, videoyu burada sonlandırabilirsin. Kapanış yaptım. Evet arkadaşlar, yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın.